Oğlum, sen ne iş yapacaksın ajansla? Ne bileyim anne. Dişime göre bir şey bulurum herhalde yani. Koskoca ajans. Vallahi çok merak ediyorum biliyor musun bu internetin ajansını? Yani sen şöyle böyle hayırlısıyla başla, biz seni ziyarete geliriz. Böyle dünya gözüyle bir görelim bakalım bu internette ne işler oluyor. Değil mi Türkan'cığım? Gideriz anneciğim. Gitmeden ama bir önce Zeynep'e teşekkür ederiz. Hani sağ olsun o vesile oldu yani. Tabii canım ya sağ olsun. Sağ olun. Tabii sağ Kadir sen de Mustafa'dan betersin ama. Hadi ye bakayım şu yemeğini doğru düzgün. Yok yok. Zeynep gelmeden yemez o. Bilemem ki ben alışık değilim ki. Gözüm onu arıyor ama benim. Baba baba tipe bak tipe. Kızı gelmedi ya. Yemekten içmekten kesildi. Ulan humbul yesene. Ama şimdi İpek gelmeseydi burada sen yer miydin Fevzi? Ben de yemiyorum. Olmaz ama bak Zeynep üzülür sonra. Hadi soğutma bakayım. Vallahi canım bu işte. Gelsin ben yerim. Bana ayırır mısın? Ah oh, canım dayım benim ya. Dayı yemiyorsan köftelerini bana versene be. Tamam al. Olmaz öyle Mustafa. Hayır, yer o. Acacına olmaz. Ya ben mi yedireyim sen bebek gibi? Yok ama ben biliyorum Fatma teyze yemi böyle yapınca baba iki tane ona dört tane köfte veriyor. O yüzden bir şey olmaz. Zeynep acaba karnını doyurabilmiş midir? Senden benden iyi duyurmuştur o. Öyle Ozan Bey'in ailesinin sofrasında kuş sütü eksik, kuş sütü. Allah Allah. Kuşların memesi mi var? Kadir. Efendim? Benim tansiyonumu çıkarıyorsun her seferinde ya. Yemek yiyorum şurada. Aa bir tabak fazlaymış. Hadi kızım abinleri çağırın sofraya gelsinler hadi. Aldın cevabını. Bir abi fazlayız bu akşam. Ben hiç tanışmamıştım. Güzel oldu. Nasıl yani? Hiç tanışmadınız mı? Evde ajansta hep beraberler. Hastanede de mi görmedin? Hiç denk gelmedik demek ki. Neyse kısmet bugüneymiş. Ha kısmet bugüneymiş. Hadi koş abinleri çağır. Ama sakın söyleme kızın sürprizi bozulmasın. Tamam. Hadi kızım gel biz de böreği keselim seninle. Sen şaka yapıyorsun. Sen şimdi Mine'yi Zeynep'in kuzeniyle mi boynuzladın? Oğlum doğru konuş. Ne boynuzlaması? Yok öyle bir şey. Bayağı boynuzlamışsın. Hadi tamam şey diyelim. Boynuza teşebbüs etmişsin. Oğlum bir insan gibi dinlesene beni ya. Delirtme beni. Biz Mine'yle ayrıyken tanıştık. Ha. Bir şey de olmadı zaten aramızda. Biz sadece sabahlar kadar yazıştık öyle. Zaten İpek öyle senin düşündüğün gibi biri değil. Abim be. Abim be. İyi iyi güzel. Güzel. Sevdim bu İpek'i. Mine'nin de suyunu ısıtmış. Yani sen fark etmemişsin bile tabii ama Mine'nin suyu ısıtmış. Hadi abiler yemek hazır. Ben acıktım. Aa hiç bu kadar kolay kurtulamazsın vallahi. Gerçekten yemekten sonra konuşuyoruz bunu. Salih Bey. Kapı çaldı demin. Kim geldi? Aidat gibi bir şey o. Burada her şey otomatik. Ne aidatı ya? Ne bileyim ben. Hadi. Sen git geliyorum. Siz başlayın bir telefonla konuşup geleceğim. Geç kalma ama. Yemeğini soğutma. Tamam. Kızım senin bacağın kırıldı bacağın. Sağır olmadın. Niye sürekli sesi açıyorsun? Öyle olunca zevki çıkmıyor ya. Abi şu bölümü bir geçer misin? Bak. Anneme yardım edeyim ben. Otur onun yardımcısı ver merak etme sen. Elif yukarıdaydı. Onun mutfak peyilleri var abicim. Oturur musun lütfen? Ya lütfen geçemedim şu bölümü. İyi ver. Ya iki saattir oynuyorum bir geçemedim ya. Sen biliyorsun geçeriz. Bak iyice bak. Hoş geldin Sıfer. Hoş bulduk. Alo. Ya selam. Nasılsın? Ya bir sesini duymak için aradım. İçim rahat etmedi. Ah canım çok tatlısın. Ya şey... Bu Zeynep'in babasını konuşmak istedim.
Ya içim rahat etmedi ya. Sen çok takılmadın biliyorum ama... İşte böyle arkandan iş çeviriyormuş gibi olunca ben... İşte iyi değilim. Hı, anlıyorum. Ben senin arkandan iş çevirmiş olsaydım benim de içim rahat etmezdi. Ama boş ver, takma kafana. İn aşağı, yemeğini ye, tadını çıkar. Tamam mı canım? Tamam. Görüşürüz. Abim nerede kaldı ya? Bu tabak kimin ya? Sürpriz. Ama sana değil, Azan abim. Salih Bey. Bey mi? Ne bu resmiyet ya? Şey, Star Hanım söylemişti bu akşam burada olacağınızı ama ben yine de şaşırdım tabii. Niye görünce şaşırıyor ki? Ben hiçbir şey anlamadım. Kızlar, siz bir anneme yardım etseniz. Yani zarfı bulamamış ama kusura bakmayın, buyurun. Yok artık. Tanıştınız mı? Biz zaten tanışıyoruz Salih Bey'le. Ozan'ı getirip götürdüğü için aslında gönderdi ama. Ozan'ı getirip götürmek derken? Yok, o öyle değil de. Şey, ya artık Ozan'ın yanında çalışmıyor ya. Eski şoförü ya. Nesi? Anne. Söyle, ne oluyor burada? Salih abim senin eski şoförün, öyle mi? Çok mu acımasızım sence? Hı? Belki birazcık. Azıcık. Çünkü çok acımasız olsam... ...bugün kızın babasını oyuna sokardım. Değil mi? Zeynep bana ne dedi biliyor musun? Babasının prensesi dedi. Bana. İnanabiliyor musun? Babasının kim olduğunu bile bilmeyen bir... ...babasının prensesi dedi. Nasıl kızardın bana, değil mi? Aile olmayı bilmiyorsun Sitare. Aile bağların zayıf Sitare. Aile olmayı beceremiyorsun Sitare. Beceremiyorsun.
aile olmayı bile beceremiyorsun Sitare. Annesinin bile sevmediği babasız Sitare. Nasıl vururdun böyle, böyle tek tek yüzüme vururdun tek 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 kimsesizliğimi, değil mi? Bence insanın ailesinin olmaması o kadar da kötü bir şey değil. Neden biliyor musun? Çünkü aile yoksa aile faciası da yok. Vay be. Vay be. Ya ben... Gerçekten çok çok üzgünüm. Ben sebep oldum bütün bunlara. Ben gideyim artık. Yardım et kızım. Gitme. Ben de bir bizi saklıyor zannediyordum. Bizi beğenmiyor, memlekette saklıyor zannediyordum. Adam burada abisini... Herkesten saklamış, şoförü yapmış ya. Elif sus. Ne susu be? Yetmedi mi yıllarca sustuğumuz? Sen memlekette yıllarca sustun. Bizi de susturdun. Adam burada öz abisini şoför yapmış. Herkesten saklamış be. Zeynep getirini götürünü yaptı diye... ...sevgilisinin abisine bahşiş veriyor be, bahşiş. Elif yeter. Ne yeteri abi, ne yeteri? Ben söyleyince mi yeter? Bunca yıl yetmedi, ben deyince mi yeter? Burada abim bize yıllarca oyun oynamış ya. Bizi kandırmışsınız yıllarca. Yediğiniz yeter bizi. Yediysek biz yedik. Anneme niye bağırıyorsun ya? Bir şey demeyecek misin ya annenleri? Sen var ya. Korkaksın. Korkak. Hiç değilse yüzünü dön be. Oo, beyefendi tenezzül edip yüzümüze baktı. Bir açıklama yapacak mısın? Ben ne gerekiyorsa onu yaptım. Tamam mı? Ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Öyle olması gerekiyordu, öyle yaptım. Çünkü hayatta her şeyin bir bedeli var hanımefendi. Tamam mı? Senin yaşadığın hayatın bir bedeli var. Senin taktığın çantanın bir bedeli var. Okuduğun okulun bir bedeli var. Bu bedeli ben ödüyorum, ben tek başıma. Ben odarken kimse sormuyor ama. Her ay başı 7 sülalemin banka hesabına yatan bütün parayı ben nasıl kazanıyorum biliyor musun sen? Bilmiyorsun. Ben buraya yırtmaya geldim. Tamam mı? Sen daha kundaktaydın. Emzikli bebektin. Ben buraya para kazanmaya geldim. Tamam mı? Ben buraya aile saadeti falan yaşamaya gelmedim. Ben buraya para kazanmaya geldim. Elimden geleni de en iyisini yaptım. Kimseye kardeş olmaya da gelmedim. Kimseye abilik yapmaya da gelmedim ben. Anne! Esma kalkın gidiyoruz. Kalk Esma. Duymadın mı? Abilik yapmayacakmış bize. Ne yapacaksın? Oturacak mı burada? Ben orada rahat edemem. Ayağım şey. Öyle olsun. Seni de yeni temizlikçisi yapar. Hmm.
Anne. Annem. Bak ben hiç gocunmadım. Hiç ezilmedim ben. Tamam. Esma'cığım. Sen Halil'in yanında kal. O belli etmez de. İçine içine ağlar. Ben çok üzgünüm Ozan. Konuşmak istersen. Neden yaptın bunu? Hı? Sitareye yaranmak için mi? Şu an ne söylersen söyle. Hiçbirine cevap vermeyeceğim. Halil ya da Ozan. Her kimsen artık kendine gel. Günaydın. Güzel kokular. Börek mi bu? Galeten siz Sitare Hanım. Bu eve misafir lazım. Yani bu eve kesinlikle misafir lazım. Bu arada Ardıç Bey misafir prosedürü uyguluyoruz. Yani misafirler gelince hizmetçi Ardıç Bey kapatıyor, kapıyı kilitliyor. Telefon çalıyor. Aa. Yerini bile unutmuşum. Dur. Ben açmak istiyorum lütfen. Bir saniye. Bu tarihi anı kaçırmak istemiyorum. 100 yıl oldu bu telefonu açmayalı. Arayan kişi de belli değil. Alo. Alo. 90'lardan kalma bir telefon sapığımız var galiba. Evet, çok nostaljik, çok güzel. Çok saçma. Ardıç Bey diyordunuz efendim. Kapıyı kilitledikten sonra? Ben ilgileneceğim. Ardıç Bey'le. Tamam efendim. Günaydın. Günaydın Sibera Hanım. Biraz önce ev telefonundan siz mi aradınız? Efendim? Diyorum ki az önce ev telefonundan siz mi aradınız? Hayır. Hayır. Ben de sizin cep numarası kayıtlı. Ev numarasını bilmiyorum bile. Anladım. O zaman sanırım Ardıç Bey yaramazlık yaptı. Ha? Telefonunuzu çalmış olabilir mi? Hayır, mümkün değil. Bakın biraz önce ev telefonu çaldı ve bu şarkı...
Kapıda bekler misiniz? Peki. Bu eve geldiğim günün marşı gibi bu şarkı. Bu şarkı çalıyordu. Hiç unutmuyorum. Unutmayan birileri daha var galiba. Ne dersin? Tam da dün gece aile faciası demişken Evren'e mesaj mı gönderdik acaba? Sinirlendi galiba. Yanlış bir şey mi yaptım acaba? Misafirler gelecek diyedir. İşte malum saklayacak gibi efendi. Bu çöp ev telefonunda fişini çekin. Tamam mı? Hemen Starhan. Misafirlerim gidene kadar Ardıç Bey'le odada kapalı kalıyorsunuz. Yere ekstra halı serilsin. Dün geceki gibi. Çıt çıkmayacak. Tamam. Peki efendim. Uf. Niye tutamıyorum kendimi ya? Niye? Dönüyorum, dolaşıyorum. Yine kendimi Salih'e stalklarken buluyorum. Dünden beri hiç story atmadı. Halbuki düzenli olarak çay bardağı, şarkılı türkülü falan storyler atardı. Aslında ailesi de yanında. Sen nereden biliyorsun ailesinin burada olduğunu? Dün hastanede karşılaştık annesi ve kız kardeşleriyle. Sen Ozan'dan dönünce başım ağrıyor deyip yatınca anlatamadım tabii sana. Kıyamam ya. Kız kardeşi ayağını kırmış. Ay Zeynep, bir görsen, o kadar tatlılar ki. Sen dün oralarda gördün mü hiç Salih'i? Hani getir götür yapıyor ya. Zeynep, sana diyorum. Heh. Salih'i gördün mü? Yok. Şey ya İpek, hadi ben yine girsene, ben gireceğim daha. Neyin var senin ya dün geceden beri? Modun bir düşük. Dün gece yemekte kötü bir şey mi oldu? İpek, sen git karnını doyursana, hadi, hadi. Hah, bak, Star onu da arıyor. Ay sen de Zeynep ya. Ozan'la mı takılıyorsun, Star elim belli değil. Günaydın. Aa, bu nasıl bir ses böyle? Ha, sana gün pek aymamış belli ki. Dün o kadar kötü şeyler oldu ki. Yani çok ağırdı her şey. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ay dur dur bir dakika, inanamıyorum. Neden dün gece bana haber vermedin? Ya Starla Hanım, gerçekten ben... O kadar kötü oldum ki sizi aramak aklımın ucundan bile geçmedi. Kendimi çok kötü hissettim ben. Sanırım ben sebep oldum her şeye. Hayır hayır hayır, sebep benim kesinlikle. Hepsi tamamen benim hatam. Aslında sana Salih'in çoktan kim olduğunu söylemem gerekirdi. Ama biliyorsun işte konu hassas, intim. Ozan'ın özeli olduğu için haddimi aşmak istemedim. Hastane gündeminden sonra sana söylendiğinden emindim zaten. Çünkü Salih Bey hep oralardaydı. Ay bak şimdi bütün enerjim düştü. Ama dur 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 dur. Düşmek yok, düşmek yok. Hadi bakalım, devamını kahvaltıda konuşacağız artık. Aslında araba neredeyse kapınızda demek için aramıştım. Sitar Hanım, ben yani hepsi aklımdan çıkmış, kahvaltıyı unutmuşum ben. Hiç şaşırmadım tatlım. Ama artık hatırladığına göre hadi bakalım. Baban için de bir ilk olacak bu, unutma. Evet, babam o kadar çok sevinecek ki. Daha önce kimse onu misafirliğe davet etmedi çünkü. Tamam, biz hazırlanıyoruz. Hadi görüşürüz. Ne yapıyorsun? Şunu kapatsana biraz ya.
Çok kapatmayayım. Ya kapat kapat. Ben kime gidecektim orada ajansta? Kimdi o? Mine dedin ya Ferize. Mine. Ay en sevdiğim isim. Hayırdır kızım? Yok bir şey ya. Afiyet olsun. Sağ ol. Gel. Sağ ol kızım. Ya Zeynep ya. Sen de gelseydin ya benimle. Hani ben orada kimseyi falan tanımıyorum ya. Beraber giderdik iyi olurdu. Starla'nın asistanı bekliyor seni enişte. Benlik bir durum yok. Baba yeme. Ne? Ne? Biz seninle kahvaltıya davetliyiz. Nereye? Star Hanım bizi bekliyor. Oo dayı hadi yine iyisin. Ya ben demedim mi çok hoşlandı memnun oldu diye. Ya. Şimdi beni de mi alacaksın evet. Ya? Evet. Star Hanım seninle tanışana o kadar memnun olmuş ki seni evinde ağırlamak istiyor. Büyü falan olmasın bu işte ben de yani. Evet sana yeni gömlek al bunu giysene hadi baba. Tamam ben zaten aç değilim. Gömlek mi aldın? Tamam ben misafirliklerimi giyeceğim baba. Sus. Nereden çıktı bu ya? Misafirliklerimi giyeceğim. Ne lüzum var? Yani Zeynep şahtık şahbaz olacağız kadına karşı ha. Dede yani ne oluyor size? Bu kadın bizim ahbabımız mı? Benim gözüm tutmuyor kadını zaten. Bu şey nereden çıktı şimdi böyle misafircilik oynamak falan? Ya o değil de kızım şimdi kadın kibarlıktan seni çağırmış. Sen hadi neyse de yani baban koskoca Star Hanım'ın evinde ne alaka? Hadi abi Tüçin abla bak nereye gidiyorum bak. Tüçin abla nasıl oldum sence? Birlikler var misafirliğe gidiyorum. Anam. Kızım olmuş ya. Ne olmuş? Heyecanlanıyorum. Türkan ne oldu? Ben söylemedim ki hala. Sitar Hanım'ın kendisi davet etti babamı. Sen de anla işte kızım. Kadın görmüş, acımış, kibarlık yapıyor sana. Sen halden anlarsın da yok dersin diye düşünmüştür. Babanla olacak iş mi? Hala, sen niye Fatma teyze gibi konuşuyorsun ya? Konuşturma kızım o zaman sen de. Ya şimdi orada bir şey yapacak, bir şey diyecek. Utanacaksın, yalan mı Zeynep? Hayır, mahcup edecek kadına karşı seni. Ya. Hala doğru söyleyebilirdi. Yani olacak şey değil. Bak, babamı korumaya çalıştığınızı anlıyorum. Ama bu artık korumak değil. Kırmak. Baba hadi artık. Hadi gidelim baba. Tamam. Ben de geliyor muyum? Geliyorsun tabii ki. Beni götürmekten vazgeçmedin mi ki sen? Vazgeçmedim tabii ki baba geleceksin. Biz seninle el ele tutuşacağız. Şahane bir kahvaltı yapacağız tamam mı? Ben hazırım bak tamam ben. O kadar hazırsın ki çok yakışıklı olmuşsun. Ben Zeyno. Ben seni utandırmayacağım tamam mı? Ben hiç misafirliğe gitmiyorum ki. Sen beni hiç utandırmıyorsun baba. Ben senden hiç utanmadım. Hem de hiç. Ben hiç utanmıyorum senden. Oh. Hadi gidelim. Allah'ımın tüm melekleri hep benim yanımda dursun tamam mı? Alo aşkım, dün geceden beri aklım sandı. Kaç kere aradım, niye açmıyorsun? Bir şey mi oldu? Mine, bak sana bu soruyu bir kez soracağım. Senin dün Zeynep'le olanlardan haberin var mıydı? Ne oldu? Dün gece ben hiçbir şey anlamadım ki. Yani Zeynep falan ne alaka? Doğru söyle bak. Sen yine beni kazıklamadın değil mi? Alo, ne var Türkan? Ne olacak Fevzi? Seni sorayım diye aradım. Vardın mı? Ne yaptın? Tamam işte geldim gelmem gereken yere. Evet. Ajans mıdır nedir?
Bakınıyorum öyle. Mine miydi neydi, o kıza bakmam lazım şimdi. Tamam, meşgul etme şimdi, kapat ya, kapat. Doğru söyle. Aşkım, arayacağım. Pardon hanımefendi, Sitare Hanım'ın sekreteri beni aramıştı da bu iş güç işin... Ben Zeynep Çetin'in eniştesiyim. Hoş geldiniz, sizi ben aradım. Sekreteri değilim, asistanıyım yalnız. Fahri Bey miydi? Evet, Fahri Bey. Fevzi Bey. Fevzi Bey, ehliyetiniz var mıydı sizin? Var tabii ki. Benim... Var. Oo, kaç senedir kullanıyorum onu. Evet, ehliyetim var. Çok hoş. Eğer sizin için de uygunsa... Uygun. Rakam bu. Sitare Hanım sizinle özel şoför olarak çalışmak ister. Sağ olun. Size buradan sözleşmeyi versinler. Aşağıda insan kaynakları var. Oradan yönlendirileceksiniz. Tamam, tekrar. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Tanımadı Zibidi. Sitare Hanım bugün gelmeyecek. Bir bıçak daha sapladım. Bu iki etti. Ne diyorsun sen be? Demin abin de bir şeyler söyledi, hiçbir şey anlamadım. Diyorum ki senin suyun ısındı. İpek Hanım senin suyunu bayağı kaynattı. Diyorum. Ne diyorsun sen gerizekalı? Ne İpek'i ya? Güzel, güzel, çok güzel. Size şunu atın dememiş miydim? Kusura bakmayın, ben emin olamadım da plak koleksiyonunun parçası olduğu için. Atın şunu, atın. Misafirleriniz giriş yaptı efendim. Çok güzel, ben karşılarım. Feriluk ağam, eve bak. Belki senlerdeki ormanlar gibi değil mi? Değil mi baba? Çok güzel. Şimdi şuradan maymun çıkmazsın. Muz ağacı yok. Bakın nasıl bir ev ki? Bu ev ise bizimki ne? Bizimki de. Evet. Vay be. Muz ağacı da vardı ha burada. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın, merhaba. Tatlı aldık biz. Şey, Türkan tembih etti mutlaka götürün diye. Biz de öyle yaptık. Bizim mahallede Şefik amca vardı, kadayıfçı o. Yufkacı ondan. Teşekkürler. Kadir Bey'in tatlısını servis edelim hemen lütfen, olur mu? Buyurun. Yok yok, hiç gerek yok. Ama halılara yazık. Yok, önemli değil. Buyurun lütfen. Vay be, Zeyno'ya bak ya. Ben Fatih Sultan Mehmet olsam burada otururum vallahi. Bu tarafta. Oo, anam. Bunlar ne ya? Her şey var burada.
Bunların hepsi yeniyor mu? Elbette. Deniz de var. Jessica var mı? Buyurun lütfen. Ne tarafa? Pınar Hanım, siz misiniz? Allah Allah. Biri mi çıktı? Kim çıktı ki? Hayırdır inşallah. Doruk Bey dediklerim o. Hay Allah. Ama. Ay. Baksana ya Zeyno ya. Her şey var ya, her şey var. Garip garip şeyler de var. Hiç görmediğim şeyler var elimde. İstediğinden yiyebilirsin baba. Hepsini ye. Gerçekten. Ayıp olmaz mı? Na al. Tamam ben alacağım da olur bunlar. Tamam. Ye baba ye. Hepsini ye. Meyve o yiyebilirsin. Bakın papaya. Ejder meyvesi, akai üzümü, bu kadar karbonhidrat ve proteinin yanında biraz antioksidan olsun diye. Ben biraz antioksidandan alırım ya. Ben de bunları sebze zannettim ha, meyveymiş. Afiyet olsun. Aldım. Çok güzelmiş. Hep yiyebiliriz değil mi? Evet baba, hepsini ye. Lütfen. Bunların hepsi sizin için Kadir Bey. Tamam. Duydun mu? Duydun mu? Hepsi bizim için. Star Hanım gerçekten babam için o kadar güzel bir şey yaptınız ki. O kadar değerli ki. Ne mutlu bana Zeynep'ciğim. Ne mutlu bana. Dün geceyle ilgili Ozan'la konuşacağım Zeynep'ciğim. Sen hiç merak etme. Tamam yani biraz da benim tedbirsizliğim yüzünden oldu tabii. Bu olanlar. Ya yok ben zaten gece... Baba dikkat et. Hiç önemli değil ya. Bakabilirsiniz. Çerçeve antika değil. Bak bak. Kim bu? Çok güzel bir yermiş burası. Bak karlar var. O benim eşim. Ha. Ha. Ama yaşlı bu adam. Baba çok ayıp. Ama öyle. Biraz öyle. Tamam peki. Peki nerede şimdi? Dünya seyahatinde. Vay dünyayı mı geziyor? Aslanları görmüş mü? Blog çekiyordu değil mi? Biliyorum. Belgesel serisi gibi bir şey yapıyordu. Peki bir şey soracağım. Seni niye gezmeye götürmüyor? Ben olsam götürürdüm seni valla. Kaçarsın. Fena annenlerin işi zor oluyor. Sizin kızlar köyde mi? Yok. Yok, bizim çocuğumuz yok. Tamam. Üzülmüyor musun? Ben çünkü Zeyno olmasa çok üzülürdüm de. Hiç üzülmüyorum. Alır mısın? O ne? Ay. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil Zeynep'ciğim. Otur lütfen. Mehtap. Çok özür dilerim Zeynep. Özür dilerim bilmeden oldu. Affedersin. Hiç önemli değil. Mehtap'cığım. Kadir Bey'e lavaboya kadar eşlik edin lütfen. Mehtap oğlum çok özür dilerim. Ya hiç önemi yok Kadir Bey. Çok rahat iyi. Olun. Mehtap oğlum neden beyaz elbiseler yok?
Filmlerdeki gibi. Çok sevdim babanı. Çok. Allah'ım ya. Görünmez kaza işte. Vay vay. Bu taraftan. Ne yapıyorsun burada? Misafirler gitmedi daha. Ya sıkıştım. 5 dakika bakı verir. Mari'yi markete gönderdim. Çabuk, çabuk. Hangi birine yetişeceğim ki ben? Sitare Hanım evde mi? Zeynep'ciğim lütfen bırak. Yok, aman ya, leke olmasın. Hiç önemli değil. Mari bir yere kadar gitti. Gelince halleder o. Bırak lütfen. Yok, leke olmasın. Ama Ozan Bey misafirler var demiştim. Oo. Kimleri görüyorum? Vay be. Hamam kadar büyükmüş. Allah Allah. Hani yoktu ya? Dünyayı gezen adam orada. Aa. Dünyayı gezen adam. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi lütfen. Lütfen. Aa, dünyayı gezen adam bu. Dünyayı gezdi bu. Beyefendi. Beyefendi lütfen. Aslanları gör. Dünyayı gezen adam o. Yanlışlık olmuş. Siz içerideki ustayı görmüşsünüz herhalde. Yok, buyurun aşağı. Yok 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 yok. O usta değil o dünyayı. Buyurun aşağı. Ama ben aslanları soracaktım daha ona. Buyurun. Yanlışlık oldu herhalde. Usunuz. Allah Allah ben. Ne yapacağız şimdi? Mazbol. Dua et adam normal değil. Ben aslanları soracaktım da ona ben. Buyurun. Yanlışlık oldu herhalde. Aşağıda bekliyorlar sizi. Kahvaltı keyfi falan. Selfie de çekseydiniz. Çektiniz mi? Biz de senin kulağını çınlatıyorduk Ozan'cığım. Hmm. Zeynep bana dün akşamki yemeği anlattı da çok üzülmüş. Ben de çok mahvoldum. Hay Aksu ya. Seni de üzdük şimdi değil mi? Sadece üzmedin. Şaşırdım da. Zeynep sana babası kadar hassas bir konuyu anlatmışken senin Salih Bey'i anlatmamış olman. Şaşırdım. Bütün detayları verdin mi peki Zeynep? Başka kimleri anlattın mesela? Halana da anlattın mı? Kuzenine? Bak. Bugün benim babam için çok özel bir gün, tamam mı? Ve mahvetmene izin vermeyeceğim. Oy! Kanki! Oo! Kimleri görüyorum? Kanki de kanko, kanki de kanki. Ne oluyor? Allah'ım hazırladın beni. Özlemiş, iyi misin? İyiyim, geçti artık. Bak ne oldu? Aa, bu sefer sana yapmışlar. Çay döktüm ama yanmadım. Güzel, güzel. Bu büyük buluşma. Bir tek ben eksikmişim yani. Aferin Zeynep. Hızlısın. Sen hastasın. Aha. Kanka. Gel bir şeyler yiyelim, muhabbet edelim bari. Tamam. Babacığım biz artık gidelim mi? Zeynep'ciğim hepimize yer var, gitmeyin ne olursun. Evet Zeynep, bak daha 1, 2, 3, 4 tane var, 5 tane yer var. Biz biraz daha otursaydık daha papaya falan mı yeriz? Evet Zeynep. Sitare Hanım gerçekten çok güzel bir gündü, biz bozmayalım müsaadenizle. Peki madem bu sefer böyle olsun. Ama mutlaka bir daha bekliyorum, olur mu? Bu sefer her şeyi yiyeceğiz Kadir Bey. Her şeyi tamam. Sütlü kahvede var mı? Var. Tamam. Tamam. Ama yukarıdaki dedi, tamam. Buyurun ben sizi geçireyim. Size aslanları anlatır Berk. Bir dahakine bana da gel kankacığım. Kızın yolu biliyor.
Tamamdır. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Yine beklerim her zaman. Tamam. Güle güle. Ben daha sütlü kahve çektim. Ondan sonra kankayla konuşacaktım bir de. Hem sonra o yukarıdaki şey adamı, dünyayı gezen adamı ben soracaktım, anlatacaktım daha. Nasıl yani? Ama baba Selim anlattı ya, o dünyanın öbür ucunda baba. Yok, yukarıda oturuyor. Ben gördüm. Baba nasıl yani? Vallahi bilmiyorum, ben öyleydi, şu orada oturuyordu. Gidelim. Gidelim. Allah Allah. Acaba aslanlar mı aklına geldi? Korktu da konuşamadı mı? Evet. Artık biz bize kaldığımıza göre konuşabiliriz. Nerede kalmıştık? En azından seni ne kadar iyi tanıdığımdan emin oldum. Çünkü sessizliğinin fırtına öncesi sessizlik olduğunu biliyordum. Kadir meselesinin bana bir geri dönüşü olacağını da biliyordum. Ama bu kadar acımasız, bu kadar sert bir ceza. Ceza demeyelim, ders diyelim. Hatta adına da arkadan iş öyle çevrilmez, böyle çevrilir dersi diyelim. Zeynep'le sırdaş oldun, benden sır sakladın. Alman gereken bir ders vardı ve aldın. Şimdi bütün bunları dramatize edip büyütmek aptallık olur. Zaten bir aptallık yaptın. Bir tane daha yapmana gerek yok. Hadi ben aptalım. Tamam. Ama sen de düşündüğün kadar akıllı değilsin Sitare. Çünkü akıllı olsaydın beni kaybetmezdin. Ve sen beni kaybettin. Bu saçma sapan güç gösterinle beni kaybettin. Tam olarak kimi kaybettim Ozan? Sermayemi mi? Yoksa sevgilimi mi? Küçük bir hatırlatma. Eğer ben seni kaybedersem, sen her şeyi kaybedersin. İstersen bunu bir test et. Ha? Ben hazırım. Hazırsın. Tabii ki hazırsın. Çünkü yeni bir gözlem var, değil mi? Sana ellerimle altın madeni getirdim. Yeni oyuncağın Zeynep. Hatta Zeynep'in gazı kaçınca sırada zavallı babası var. Ozan'cığım, git, dinlen, rahatla. Dernek gecesine kadar kafanı dağıt. Sonra her zaman yaptığımız şeyi yapalım. Her şeyi unutup, bütün tatsızlıkları geride bırakıp önümüze bakalım. Tamam mı? Ya da beni test et. Sabrımı sına ve kaybet. Seçim senin. Seçimimi yaptım. Efendim Sitare Hanım. Mineciğim, Ozan'la büyük bir kriz yaşamak üzereyiz. Farkındayım. Size mesaj attım ama görmediniz. Anlamış. Deli gibiydi ya. Yani... Klasik Ozan ama. Saman alevi. Ama o alev... Bu sefer bütün bir ormanı yakabilir. Yani hem ajansı hem kendini bitirmeden önce önlemlerimizi almak zorundayız. Dernek gecesine kadar eğer Ozan'ı kontrol altında tutamazsak bir B planına ihtiyacımız olacak ki... B planı da zaten gözümüzün önünde. Zeynep. Ve babası. Beraber kahvaltı yaptık.
Mine görmen lazımdı. Yani bambaşka bir enerji. Ya hem gülüyorsun hem ağlamak istiyorsun. Yani tam böyle duygulanıyorsun, kopacaksın hatta. Hop bir kahkaha atıveriyorsun. Yani küçük bir çocuk gibi sarıp sarmalamak istiyorsun. Ve merak ediyorsun yani bu adam nasıl olmuş da evlenip çocuk yapmış? Kızı ve babasını iyice araştırmanı istiyorum. Zeynep'in babasını didik didik edeceksin, tamam mı? Nasıl olmuş da bu zavallı evlenmiş? Kiminle evlenmiş? Kadın nerede? Her şeyi, ama her şeyi bilmek istiyorum. Anladın mı? Bu zavallı adamda şimdiye kadar yarattığımız herkesten daha çok ekmek var. Dedi, ekmeğini taştan çıkaran kötü kadın. Sen. Telefon sapıklığını bıraktın da kalktın dünyanın ta öteki ucundan buraya mı geldin? Sebep. Sebep. Sebep babam. Şimdi kimin babasının peşindesin bilmiyorum. Ama ben benimkinin peşindeyim. Babam nerede Sitare?